Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Yüksel Babaoğlu ile birlikteyiz. Efendim neden aday oldunuz? Şimdi e, burada e, Nevşehir Ticaretinin döndüğü şehrimizde e, ticaret e, hareketlerinin daha sağlıklı ve sıhhatli olması adına e, bir düşüncemizi e, ortaya koyduk. Sloganımız Yeni Nesil Ticaret ve Sanayi Odası ismiyle bu hareketimizi başlatmış bulunuyoruz. Bu slogan sadece sözde değil. Eğer nasip olur da seçilirsek ticaret odamızın yönetiminde meslek komitelerinde ve her türlü görev kademesinde bir kural uygulayacağız. Kuralımız şu %70 %70 arkadaşlarımız 45 yaş altında olacak insanlardan oluşacak. %30'u da daha tecrübeli ve 45 yaş üzerindeki insanlardan oluşacak ki biz ticaret odasında bir gençleşme hareketini bu şekilde yapmayı düşünüyoruz. Ve genç arkadaşlarımızın ticaret odasında etkin bir şekle gelmelerini bu şekilde sağlamayı düşünüyoruz. Bu arada bizim Nevşehir'imizin ticaretine öncülük eden BİM sektörü e, var. Burada çok e, genç arkadaşlarımız ve insanlarımız istihdam ediyorlar, iş buluyorlar. E, bu BİM sektörünün önemli sorunları var. E, örneğin rekabet anlamında büyük sıkıntı yaşıyorlar. E, bu rekabeti ortadan kaldıracak e, çabaları bir kere değil birkaç kere belki defalarca gösterip onların e, Nevşehir'in madenlerinden oluşan e, bu bims e, sektöründe e, daha fazla ekonomik girdi sağlamalarına katkı sağlayacağız Allah izin verirse. E, bununla e, birlikte <laughs> biz e, özellikle Nevşehir'deki iş adamlarından gördüğümüz şöyle bir durum var. E, ticaret odasına devşehir halkı, sanayicisi, esnafı, iş adamı 7 gün 24 saat randevu almadan istedikleri zaman ulaşabilmeleri imkanı sağlayacağız. Yani randevu sistemini ticaret odasından e, uygulamadan kaldıracağız. E, bizim için önemli olan insanlar arasındaki iletişimi sağlıklı, seviyeli bir şekilde kurmak. E, bütün birimler e, arasındaki diyaloğu, e, insani ve saygı çerçevesinde yürütmek, Nevşehir'de huzuru sağlamak, Nevşehir'de ticari atmosferi geliştirmek, sanayicinin, esnafın en ufak ve büyük sorunlarında onların yanında olabilmek, onlara gerektiğinde ticaret odasının arkalarında olduğunu hissettirmek, özellikle böyle pandemi gibi hiç akla gelmeyecek sorunlar, problemler olabiliyor. Böyle durumlarda onların daha çok yardıma ihtiyaçları olduğunu, olduğunu biliyoruz. Ee, i̇nşallah o sürecin de sonuna doğru yaklaştığını gözlemliyoruz. Ee, yani Allah'ım e, Nevşehir'imize ve dolayısıyla tüm memleketimize bu tip acıları tekrar göstermesin istiyoruz. Ama olacak olumsuz durumlarda da tabii ki insanların aydat ödediği e, sürekli e, Üyesi olduğu Ticaret Odası gibi önemli bir kurumdan e, gereken desteği almalarını e, sağlamak, onlara yardımcı olmak, e, onların yanında olduğumuzu hissettirmek bizlerin en büyük görevi olacaktır. Bu çerçevede e, çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ben e, bir buçuk yıl öncesinde Ticaret Odası Yönetim Kurulundan istifa etmiştim. E, orada tabii ki öncesinde görevlerim oldu. Bugün de yaklaşık 4-5 gün öncesinde Nevşehir Kamuoyuna Ticaret Odası'na aday olduğumu açıkladım. Açıklama yaptıktan sonra ben tahmin ettiğim gibi toplumdan çok olumlu mesajlar alıyorum. Öyle olacağını da ümit ediyordum, hamdolsun. iş adamlarımız, arkadaşlarımız bizi arayarak desteklerini sözlü ya da sosyal medyadan veriyorlar onlara buradan çok teşekkürler ediyorum. İnşallah nasip olursa tabii ki bu demokratik bir sistem içerisinde demokratik bir haktır. Herkes seçime girebilir. Kimse kimsenin elinden bir makamı, bir mevkiyi alacak değildir. Sandık ve Nevşehir vicdanı, Nevşehir insanların olumlu yaklaşımı hangi doğrultuda olacaksa biz ona saygı göstereceğiz. Bu süreç içerisinde Hiçbir şeye kırıp dökmekten yana değiliz. E, kardeşliği, sevgiyi, saygıyı geliştirmekten e, ve demek ki böyle demokratik bir şekilde de bir yarış yapılabiliyormuş e, demenin yanında olacağız. E, bunun Allah izin verirse e, bu seçimlerde nefşire bir örnek olacağını ben umut ediyorum. E, beni e, tanıyan insanlar da yapımı bilir. E, her şeyi uzlaşmadan yana çözmeyi düşünen bir insanım. E, haddimizi de biliriz. Saygımızı da gösteririz, ee, insanlara bizi destekleyen ve desteklemeyen herkes, her kesime büyük e, saygımızın olacağını şimdiden herkese beyan ederim. Yani burada önemli olan insanlar insanlar arasındaki birlik ve beraberliği sağlamak. Seçimle neticesi ne olursa olsun bizim için hiç önemli değil. Önemli olan Nevşehir'de birlik ve beraberlik adına bir şeyler yapabiliyorsak, bir tuğla koyabiliyorsak bizi o mutlu eder. Onun haricindeki hiçbir e, netice e, kazanılmak, kaybetmek e, bizim için önemli değildir. Nevşehirli'nin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı vardır. Nevşerliği hiçbir yerde ayrıştırmamak adına gayretler göstermemiz gerekir. Biz burada altını çizerek söylüyorum, insanların, iş adamlarının kaynaşmasını, birlik ve beraberlik içerisinde olmasını sağlamak adına bir mücadele vereceğiz. Onun haricindeki hiçbir hareketin içerisinde olmayacağız. Bu manada 40 yıldır, 50 yıldır Nevşehir'de ticaret yapan bir insan olarak ben Nevşehir halkının vicdanını, ne olduğunu, nasıl çalıştığını, nasıl işlediğini çok iyi bilen birisiyim. Ben o vicdana güveniyorum. O vicdanların hepsine saygımı ve hürmetimi iletiyorum. Arif Parmaksız ile iyi bir ilişkiniz vardı. Evet. Aday olduktan sonraki dostunuz, arkadaşınız şu an nasıl? Arif Parmaksız bizim sevdiğimiz, saydığımız ve beraber çalıştığımız bir insan. Benim Arif Parmaksız'a karşı herhangi bir saygısızlığım olmadı, olamaz. Ben tabii ki demokratik bir haktır ben bu işi daha iyi yapacağıma inandığım için adayım. Allah nasip ederse bunu da zaman içerisinde göstereceğiz. Nevşer'le görecek ve takdir edecek. Nevşer'in takdirine tabii ki. Başkan olduğunuzda en çok yapmak istediğiniz ticaret ve sanayi odası için düşünceniz ne? Yani en iyi. yani Ben bunu kesinlikle istiyorum. Evet. Başkan olursak ticaret ve sanayi odasındaki yapacağımız ilk iş en küçük sanayici iş adamından en büyük sanayici ve iş adamına kadar zerre kadar fark olmayan bir e, destek onların yanında olma olmayı e, sağlayacağız. Küçük büyük bizim için fark etmeyecek Nevşehir'de bir çivi çakan, Nevşehir'de bir liralık bir girdi sağlayan sanayici, esnaf, iş adamının en küçüğü de kıymetlidir, en büyüğü de kıymetlidir. E, Hepsini yanında olacağız. İlk röportajın GT'ye haber oldu. Ee, onun için de size özellikle teşekkür ediyorum.